sevgili dostlarım, yeni bir konumuzla, yeni bir videomuzla karşınızdayım. Şimdi bugünkü konumuz, bu videodaki konumuz asal çarpanlara ayırma. Asal sayılardan bahsettik, daha önceki videolarımızda tanımlamalarını verdik. Asal çarpanlar nasıl uygulanıyor? Şimdi onu konuşmaya başlayacağız. Şimdi arkadaşlar, matematikte kullandığımız bütün doğal sayılar aslında belli miktarda asal çarpanların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Ne demek istiyorum? Bak, hemen çok basit bir doğal sayıyla bunu izah edelim. Mesela kimi seçelim? 12'yi seçelim. 12. 12 doğal sayı. Basitten başlayalım. Şimdi ilerleyen konumuz mesela o ve bu şekilde sıkça yapmaya alışık olacağımız, sıkça uygulayacağımız şu iş. Yanına çizgiyi çekiyorum. Yalnız lütfen dikkat edin. Şurada biriken sayılar asal sayılar olacak. Yani ikiler, ben 12'yi 2'ye böleceğim. Bölünüyorsa daha böleceğim, bölünüyorsa daha böleceğim. Bitti mi? 3'e geçeceğim. Bitti mi? 3'ten sonra hangi asal var? 5. 5'e geçeceğim. 7'ye geçeceğim. Artık sayı en son 1 olana kadar bu işi devam edeceğim. Bakalım, 12'yi 2'ye böldüm, 6. Hala bölünüyor, 2'ye devam. 2'ye böldüm, 3. 2 bitti, sırada 3 var. Sayı 1 oldu, geberdi. Demek ki 12 sayısı, ben bunu şöyle ifade edebilirim o zaman. 12 sayısı 2 tane 2 ile 1 tane 3'ü çarpara geldiniz. Sayıyı büyütürsen tabii ki farklı asal çarpanlar 5'ler, 7'ler de mutlaka karşına gelecektir. O zaman bütün doğal sayılar ne olmuş oldu? Bütün doğal sayılar asal çarpanların bir araya gelmesiyle oluştu. Ve biz artık doğal sayıları asal çarpanlarına ayırarak bazı sonuçlar elde edeceğiz. Farklı sorulardaki uygulamalarını da şimdi beraber halledeceğiz. O zaman genelleme yapayım. Şöyle bir şey söyleyeyim. K herhangi bir doğal sayı olsun. K doğal sayı. Her doğal sayıda olduğu gibi bu da asal çarpanlarına ayrılabilecek. Şimdi ben K doğal sayısını asal çarpanına ayırdım. Mesela A dediğim asal çarpanlar X tane olmuş olsun. Bir de bunların miktarları var. Mesela bak, burada 2 asal çarpanından 2 tane var. 3 asal çarpanından 1 tane var. Burada da aynı. A gibi bir asal çarpandan X tane var. B gibi bir asal çarpandan Y tane var. C gibi bir asal çarpandan Z tane var. 3 tane yapsam yeter. Tabii ki daha fazla çıkabilir. Ama temel mantığı aldığımızda daha büyük sayılar da olsa uygulayabiliriz. Dikkat edin, burada nedir? Hemen A, B ve C asal sayılar. Çünkü çarpım durumunda çarpanları olan sayılar ve aynı zamanda asal sayılar. Asal sayı olacak A, B, C. Buradaki X, Y, Z nedir? İşte o asal çarpanların miktarları kaç oldu? Kaç tane bu sayının içinde var olduklarını gösteriyor. Dikkat edin. Şimdi burada hemen sayısallaştırayım. Buradan sayısal bir şekilde örneklendirelim. Burada genellememizi yapalım. Mesela ne olsun? 24 sayısı. 24 sayısı. Ben hemen 24 sayısını asal çarpanına ayırdım. Basitçe 3 çarpı 8 olduğunu biliyorsun. 8 de 2'nin 3. kuvveti. Demek ki 2'den 3 tane var. 3'ten 1 tane var. O sayı 24 oldu. Tamam. Peki 24'ü bölen sayılar. Bölen, çarpan aynı anlamda biliyorsunuz. 24'ü bölen sayılar kimler? Bir bakalım. Kimler 24'ü tam bölünür? Ne demiştik? Bir her sayıya bölünür. 24 2'ye bölünüyor, 3'e de bölünüyor, 4'e bölünüyor, 5'e bölünmüyor tabii ki, 6'ya bölünüyor, 8'e, 12'ye ve kendisi 24'e bölünür. Şimdi ben ne yapmış oldum? 24 doğal sayısının, bakın buradaki sayılar pozitif değil mi? Evet, o zaman pozitif bölenlerini yazdım. Pozitif bölenlerini. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane pozitif böleni var mı? Ha, o bölümler kimler? Çok umurumuzda değil. Özellikle soru isterse onu yaparız. Ama 8 tane. Hocam 24 değil de bu 724 olsaydı, üf, o zaman Allah yardımcımız olsun. Vallahi çok uzun sürerdi. Demek ki burada sıralayacağımız o pratik kurallara ihtiyacımız olacak. Hemen dikkatli takip ediyorsunuz biliyorum. Şimdi ben 24 sayısı küçük bir sayı olduğu için el yordamıyla 8 tanecik, hemen az bir şey zaten el yordamıyla yazabildim. Ama sayı büyüseydi demek ki ne olacaktı? İş çığırından çıkacaktı. Mutlaka gözünden kaçan, dikkatinden kaçan olması gereken ama senin akıl etmediğin mutlaka bir çarpan olacaktı ve hata yapmaya başlayacaktık. Yapmıyoruz çünkü pratik kurallarım çok basit. Dikkatli takip edin lütfen arkadaşlar. Şimdi o zaman ben bu 8 tane oluşunu, bak adet, miktar, kimler olduğunu şimdilik umursamıyoruz. Dikkat edin lütfen. Neymiş o zaman 24 sayısının 8 tane pozitif böleni var. Veya çarpanı. Aynı şey. Pozitif böleni var.
Peki ben bu 8 sayısını nereden bulayım? Bak, her doğal sayı, burada ikisini eşleştir lütfen. Her doğal sayı belli asal sayıların çarpımı olarak belli miktarlarda ne oluyor? Yazılabiliyor. Demek ki birinci kural geliyor. Ben bir doğal sayının pozitif bölen sayısı, kısaca PBS diyeceğim. Pozitif bölen sayısı nasıl bulunuyormuş? Pozitif bölen sayısı. Şunu yapıyoruz arkadaşlar. Miktarlara odaklanıyoruz. Üst kısımlarından yani. Üssü 3, üssü 1. Üstlerini birer arttırıp çarpacağım. Bak şimdi. Yani buraya uyarlayayım. Bunun A çarpımından kaç tane var? 2 tane var. O zaman 1 arttır. Hop çarpı. B asal çarpımından Y tane vardı. 1 arttır. Y arttır. Çarpı. C asal çarpımından Z tane vardı. Miktarlarını birer arttırıp çarpıyoruz. Asal çarpımların kendiyle işimiz yok. Dikkat et. Z artı 1. Demek ki pozitif bölen sayısı böyle bulunuyormuş. Bakalım pratik olarak ben bunu. Bak 3'ü 1 arttır 4. 1'i 1 arttır 2. 4 kere 2 8. Vallahi doğru bak. 8 tane ne kadar pratik. Demek ki el yordamıyla yazacak olsa ki sayı büyük olsa iş yerinden çıkacak. Hemen pozitif bölen sayısı çok çok pratik bir kural. Ve bundan sonra sıralayacağım diğer maddelerde her iş bu pozitif bölen sayısını bularak başlayacak arkadaşlar. Dikkat edin. Peki. Şimdi 24 sayısına tekrar dönüyorum. Önce sayısal, hani değerini bildiğimiz bir sayı üzerinden öğrenelim. Sonra kurallaştırıyorum zaten farkındasın. Peki 24 sayısı 1'e bölünüyor mu? Evet. Acaba eksi 1'e bölünür mü? Bölünür. Ama o sonuç negatif çıkar. Bana ne? O zaman eksi 1'e de bölünür. Demek ki buradaki çarpanların hepsinin eksileri de aslında 24'ü böler. O zaman hemen notumu alıyorum. Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6, eksi 8, eksi 12. Demek ki, bir de bir eksi 24'ümüz var, unutmayalım. Demek ki aynı çarpanların negatifleri de 24 sayısının bir bölenidir, bir çarpanıdır. Bunlar kim ama? Negatif bölenleri. Demek ki bunlar negatif bölenleri. Bunlar da pozitif bölenler. 24 sayısının kaç tane pozitif böleni vardır? Ne yaptık? Üstleri bir arttırıp çarptık. Dedik ki 8 tane. Aynılarının eksileri de negatif bölen olacağı için bir 8 tane neyi var? Negatif böleni var. O zaman 8 bundan 8 bundan TBS dikkat et. Tüm bölenleri sayısı. Tüm bölenleri sayısı. İşte bu konuda ne yapacağız arkadaşlar? Okuduğumuz kitapların hakkını vereceğiz. Cümleyi okuduğumuzda doğru anlayacağız. Ne istiyor soru? Soru kelimelere dikkat et. Soru senden ne istiyor? Tüm bölenleri sayısı. Pozitif diyor mu? Negatif diyor mu? Demiyor. Alayım. Tümü. O zaman demek ki sadece PBS yani pozitif bölen sayısı yapıp işin içinden sıyrılamıyoruz. O zaman şunu yapabilirim. Ben yine pozitif bölen sayısını bulayım. Ana kuralın aslında en temel kural. Üstlerini bir artırıp çarparak pozitif bölen sayısını bulayım. 2 ile çarparsam, yani negatiflerde eklemiş olursam ne olur? Tüm bölenlerin sayısı olur. Demek ki ikinci kural ne diyormuş? Bir doğal sayının tüm bölenlerinin sayısı. Tüm bölenlerinin sayısı. Pozitif bölen sayısının 2 katı olur. Çünkü aynı miktarda negatifler de var. Söylediğimiz gibi. 2 tane üstleri bir arttırıp çarpıyorum. Yani pozitif bölen sayısını 2 ile çarpıyorum. Tüm bölenlerin sayısı da bu. Peki. Üçüncüye gelelim. Bakalım üçüncü ne demek istiyor. Şimdi yine 24 sayısından örnekleyelim. Burada dikkat edin arkadaşlar. Burada 8 tanesi negatif, 8 tanesi pozitif. Toplamda 16 tane bölen var. Peki bu 16 bölenden kaç tanesi asal? Hemen işaretliyorum. 2 asal, 3 asal. Başka var mı? Ay bakmana gerek yok. Zaten asal çarpanına ayırdığında eğer 2 ve 3'ün haricinde başka asal çarpan olsaydı burada olurdu zaten. Hocam o zaman 24'ün asal çarpanları 2 ve 3'tür. Doğru. Başka asal çarpan olsaydı gelirdi. Peki hatırla önceki videolarımı. Eksi 2 asal mı? Eksi 3 asal mı? Hayır dediğinizi duyar gibiyim. Bak eksi 2 niye? Negatif sayılarda asallık yoktu. Asal sayıları konuştuğumuz videodan hatırlayacaksınız. O zaman ben şöyle bir şey sorarsam. Asal olmayan, dikkat et cümleye, asal olmayan bölenleri, bak toplamı, miktarı değil, kaç tane oldu değil, bütün bölenlerini bulacağım. Buradan benim anladığım bu, bütün bölenlerini bulacağım, asal olanları iptal edeceğim,
Asal olmayan bölenler kalacak elimde. Onların hepsini toplayacağım. Bayağı bir iş istiyorum. Ama bakalım pratik mi? Bu kadar bölenden, pozitif negatif ayrımı yok, tüm bölenden. Asal olanları iptal etsem, 2 asal olduğu için, 3 asal olduğu için bunu iptal etsem. Ama unutma, -2 ile -3'ü iptal etmiyorsan onlar asal değil. O zaman şurada kalan 1, -1, -2, -3, artı -4, artı -6 işte bunların hepsi ne olmuş oluyor? Asal olmayan bölenleri olmuş oluyor. İşte bunların hepsini toplayacakmışım, öyle söylüyor bana. Topladığımda nötrledi, bak 0 oldu. Nötrledi, nötrledi. Bunlar hep birbirini götürdü, 0 oldu. Kim 0 olamadı? Kim 0 olamadı? Aha, 2'yi iptal ettiğim için -2 nötr olamadı. 3'ü iptal ettim çünkü asal çarpanı iptal etmemişti. 3'ü iptal ettim, -3 de 0 olamadı. Demek ki ikisi, -5. Hocam ben bunu nasıl özetleyeyim? Hemen nasıl pratiğe dökeyim? Hemen yapalım. Asal olanlar değil mi bunlar? Asal olanların ters işaretleri yani. Demek ki her daim şöyle bir şey çıkacak. Asal bölenleri toplamının ters işareti. Asal bölenleri toplamının eksilisi. Hemen örnekleyelim isterseniz. Hemen örnekleyelim. Kaç olsun? 240 sayısı olsun. 240'ın asal olmayan bölenleri toplamı. Asal olmayan böl top. Tamam. Asal olmayan bölenleri toplamı. Hemen 240'ı bir asal çarpımı ayıracağım tabii ki. Ne dedim? En sağlam çözüm şu. Yanına çizgiyi çek. 2'den başla, bitince 3'e geç, bitince 5'e geç. Ama hemen biz şurada pratik olarak yapalım. 240. Ha, illa böyle de yapmak zorunda değilsiniz. Farklı bir teknik olarak burada ve onu da göstereyim. Mesela 240'ı ben 24 çarpı 10 yazarım. Hemen ilk aklıma geldiği gibi parçalarım. Mesela 10 derim 2 çarpı 5. Aha asal, aha asal. Bak bitti, parçalamayacak başka. 24. 24'ü az önce yaptık zaten. Ne vardı? 3 tane 2, 1 tane 3 var. Bu. Hemen sayıyorum. 4 tane 2 var. Bakıyorum. Birer tane de 3 ve 5 var. Demek ki 240 sayısı bu şekilde asal çarpanına ayrılıyormuş. Hemen seçimimi de aldım. Yalnız ben burada ne yapacağım önce? Diyor ki bana asal olmayan bölenleri topla. Ne diyordu pratik kural? Asal olanları topla ama eksi getirmeyi unutma. Bitti soru. Asal olanlar 2, 3, 5. Toplamı 10. O zaman sorumun cevabı -10. 240 sayısının asal olmayan bölenler toplamı -10'dur. Peki. Hemen şuraya bir tane örnekle şu ana kadar paylaştığımız bilgileri bir kullanalım arkadaşlar. Soru şu. Asal çarpanları toplamı, asal çarpanları toplamı, dikkat, okuduğumuzu iyi anlayacaktık bu konuda, tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Asal çarpanları toplamı 10 olan tüm iki basamaklı sayıların toplamı nedir? Tüm iki basamaklı, güzel soru ha, tüm iki basamaklı sayıların toplamı. Şimdi. Neydi? Sayılar asal çarpanlardan oluşuyor. Diyor ki, öyle asal sayılar, öyle asal çarpanlar seç ki topladığımda 10 olsun. Hemen düşünüyorum. Bakalım istiyorsan bir sıralayalım buraya. Asal sayılar kimdi? 2, 3, 5, 7, işte 11, 13. Zaten toplamı 10 olacağı için herhalde şu ikisi gereksiz olduğunu gördük. O zaman bu sayı A sayısı. Bu sayı şöyle olabilir ha. 2, 3 ve 5 çarpanı içinde varsa miktarlarını bilmiyorum. Şimdi onları konuşacağız. Miktarlar değişik olabilir. 2, 3 ve 5 çarpan içeriyorsa bak bu 3 tane asal çarpan olduğu anlamına gelir. Ve bu 3 asal çarpan toplamı 10 yapıyor mu? Yapıyor. Demek ki benim 2 basamak sayım bunlardan oluşan sayılar olabilir. Ha 2'den bir tane mi 2 tane mi? Şimdi aslında konuşacağız. Veya öbürü de B değil. B sayısı olsun. Dikkat et. Bak hangi iki asal sayının toplamı daha 10 yapıyor? 3 ve 7 10 yapıyor. Demek ki aslında o sayı 3 ve 7 çarpanlarını içeren sayı da olabilir. Yine miktarlarını ayarlayacağız şimdi. İki basamaklı olmalarını sağlayacağız. Ve sorunun cevabı gelecek. Hadi bakalım. Şimdi miktarlara bakıyorum. En küçüğü nedir bu işin? En az ne? Birer tane olduğunu düşüneyim. Birer tane olduğunu düşüneyim. 251, 351, 551. Hemen bir hesaplayalım.
Eşinden birer tane var. O zaman 2 kere 3, 6, 6 kere 5, 30. 32 basamak saymı. Evet. Ha, demek ki soru da bana sorduğu sayılardan bir tanesi 30. Demek ki 30'u hemen bir not alayım şuraya. Başka ne olabilirdi? Şu olabilirdi. Mesela 2'den 2 tane yavaş yavaş sırayla önce 2'yi arttıracağım. Bittiği yerde 3'ü arttıracağım. Bakalım. Bu sayı şöyle de olabilirdi. Hemen 2, 3, 5'i tekrar yazıyorum. 2'den 2 tane, diğerinden birer tane. E bakalım. 3 kere 5, 15. 2'nin karesi 4 ya. 15 çarpı 4'ten bu sayı 60 da olabilirmiş. 2 basamaklı ya. Demek ki bu sayı 60 da kabul ediliyor. Peki 2'yi arttırmaya devam ediyorum. Bakalım olacak mı? Ya da nerede bitecek? Bakalım. Tam bir sınav sorusu oldu gençler. Bence iyi öğrenelim. 2'den 3 tane olsun. Bunların hala birer tane var. 2 üzeri 8. 3, 5, 15. 8 çarpı 15, 120 oldu bak. 3 basamaklı oldu. Yok. Demek ki 2'yi arttırmak bitmiş. Sıra 3'ü arttırmaya geliyor. Bu sefer 2 ile 5'ten birer tane olduğunu, 3'ten 2 tane olduğunu düşünüyorum. 2 kere 5, 10. 3'ün karesi 9 olduğu için 9 çarpı 10, 90. Demek ki o 2 basamak sayı 90 da olabilirmiş. 90 olduğu için herhalde 3'ün 3. kuvvetini yapmayız değil mi? 3'ün 3. kuvveti 27 olacak. Burada da 10 çarpanı var, 273 basamağa dönecek. Demek ki 3'ü arttırmak da bu kadar. Peki 5'i arttıralım, bakalım olacak mı? 2 vardı, 3 vardı, 5 vardı. Bu sefer bunlar birer tane olsun, bundan 2 tane olsun. Burası 6 yaptı. 5'in karesi 25. 6 çarpı 25, 150. Olmuyor. Demek ki bu 2, 3 ve 5 çarpanlarını kullanarak elde ettiğim 2 basamak sayılar 30, 60, 90'mış. Hemen ötekine geçiyorum. Başlangıcın neydi? Hepsinden birer tane olsun. Önce basitten başlayalım. 3'ten de bir tane var, 7'den de bir tane var. O zaman hemen 3 kere 7. Demek ki bak bu sayım 21 olabiliyormuş. Asal çarpanlar toplamı 10 olan 2 basamak sayılardan biriymiş bu. Peki arttırmalara devam. 3 çarpı 7'yi konuşuyoruz değil mi şimdi? 3'ü arttırıyorum. 3'ün kuvveti 2 olsun. 7'de bir tane olsun. Ne oldu? 9 oldu. 3'ün karesi 9 çarpı 7'den. Aha bu sayı 63 de olabilirmiş. 3'ü arttırmaya devam edeyim. Belki denk gelir. Hala 2 basamaklı olmaya devam eder. Bir bakalım. 3'ün kuvvetini 3 yapayım. 7'den hala bir tane olsun. 3'ün 3. kuvveti 27. 27 ile 7'yi çarpınca bayağı yüksek yapıyor. 3 basamaklı yapıyor. Aha demek ki 3'ü arttırmak buraya kadar. 7'yi arttırmaya başlıyorum. 3 ve 7 idi. 3'ten bir tane olsun, 7'den 2 tane olsun. Bu 3, 7'nin karesi 49, 3 çarpı 49, 147. Bak 3 basamaklı oldu. Demek ki başka alternatifim kalmadı. Sonuç neymiş? Asal çarpanın toplamı 10 olan 2 basamak sayılar 5 taneymiş. Onlar da bunun 30, 60, 90, 21 ve 63'müş. İşte hepsini topla diyor. En son toplayacağız. Sorumuzu tamamlayacağız. Peki. Başka kural var mı hocam? Birkaç tane daha detayım var. Onları da söyleyeyim. Şu kısmı temizledim. Bunlar burada dursun. Görelim ki hepsini kıyaslayarak çünkü geçiş yapacağız. Peki. Dördüncüsü. Bu sefer pozitif negatif olarak baktık şu ana kadar. Bir de şimdi tek ve çift olarak bakacağız. Ha bak. Şimdi el yordamıyla bütün bölenlerini, bütün çarpanlarını yazdığım için burada görmek kolay. Ama sayı büyüyünce iş çığırından çıkacak. O yüzden kurallaştırmam lazım biliyorsun. Demek ki bak hocam 24'ün bana tek bölenlerini sorsaydı. Sorsun. Tek bölenleri 3. Bakıyorum. Bir de eksi 3. Başka yok. Çift bölenlerini sorsaydı ne yapacaktı? Sayı çok büyük olunca ne yapacak? Hemen bakalım. Tek ve çift sayılardaki videomuzu hatırla. Bir sayının çift olmasını sağlayan neydi? İçindeki iki çarpan. Ha demek ki ben o iki çarpanını yok edersem veya görmezden gelirsem, yok sayarsam geriye kalanlar mutlaka tek olacak değil mi? Ha bak bu işin ipucu oymuş. O zaman sayımı tekrar yazayım şuraya. Dur kalıbımızı oluşturalım. K için ne demiştim ben? A sayısından 2 tane var işte B'den 7 tane var. Şu kalıp dursun. Diyelim ki bu sayı bir çift sayıysa, arkadaşlar sayı çift ise mutlaka dedi ki içinde iki çarpanı var. Hatırla asalları 2'den başka çift olup da asal olan yoktu. Demek ki yani en küçük asal çarpan olduğu için ben bunu 2 olarak göreyim. İşte ben bu 2'yi görmezden gelirsem geriye kalan diğer bütün asallar mutlaka tek sayı. Bunu asal sayı videomuzda söylemiştik biliyorsun. Demek ki tek olanların üstlerini birer arttırıp çarpınca
ki üstleri bir arttırıp çarpma mantığı kime aittir? Pozitif bölen bulmaya aittir. Bak, üstleri bir arttırdın, çarptın, pozitif bölen buldun. E bunları sadece tek olanlar yaptı, birleştir kelimeleri, pozitif tek bölen sayısını bu şekilde bulmuş oluyorsun. Demek ki dördüncü maddem ne diyor bana? Pozitif tek bölen sayısı. Pozitif tek bölen sayısı. Nasıl bulunuyormuş? Çift olan 2'yi görmezden geliyorum. Şunu görmezden geliyorum arkadaşlar. Diğerlerinin üstlerini bir arttırıyorum, çarpıyorum. Çünkü üstleri bir arttırıp çarpmak demek, pozitif bölen bulmak demek. E bunları bir de tek sayılara yaptığımda demek ki pozitif tek bölenlerini bu şekilde buluyormuşum. Örneklerin bir tane istersen. Bir tane örnekleyelim hemen. Ne olsun mesela? 16 çarpı 27'nin dördüncü kuvveti. Böyle devasa bir sayı olsun. Sayısının kelimeye dikkat. Ne demiştik arkadaşlar? Okuduğumuz kitabın hakkını vereceğiz. Bak, düşünmeye, kelime üzerinden düşünmeye çalışırlar. Dikkat. 16 çarpı 27 üzeri 4 sayısının tek bölen sayısı kaçtır? Tek bölen sayısı kaçtır? Kaç tane tek böleni var? Bakalım neye dikkat edeceğiz? Şimdi çözmeye başlayalım. Ne yapacağım her soruda olduğu gibi? Bana verilen sayıyı şöyle güzelce bir asal çarpanına ayıracağım. Bakıyorum, 16 ne? 2 üzeri 4. 27'nin kendisi zaten 3 üzeri 3. Onu şu tenhada göstereyim. 3 üzeri 3. E bir de bunun dördüncü kuvveti var. 3 üzeri 12'ymiş yani. Bu sayı 2 çarpından 4 tane, 3 çarpından 12 tane içeren bayağı büyük bir sayı. Tamam. Asal çarpanına ayırdık. Neyi soruyorsun bana? Tek böleni soruyorsun. Her şey ne dedik? Her şey buradan başlar. Pozitif bölen bulmaktan başlar. Peki, hemen dördüncü kuramda söylediğimi uygulayayım. Ben çift olan 2'yi iptal ediyorum. Şunu görmezden geliyorum. Tek olan asal çarpanların üstlerini birer arttırıp çarpınca pozitif tekleri bulacaktım. Bak bak, cümleye dikkat et. Pozitif tekleri. Soru ne istiyor? İşte pozitif negatif değil mi, gördün mü? Tüm tek bölenleri istiyor. Pozitifler de negatifler de dahil. Ona en son geleceğiz. Şimdi ne yapacaktım? Çifti iptal ettim. Tek olanların üstünü bir arttırıp çarpacağım da hocam. Çarpacak bir şey yok. Bir tane var. O zaman üstünü bir arttır bırak. Bir arttır bırak. Yani 12 artı 1, 13 tane nesi var bunun? Pozitif tek böleni var. Ama soru bana pozitif tek bölen sormuyor ki. Bütün tek bölenleri. Neyse ki biliyorsun. 13 tane pozitif tek böleni varsa aynıların eksileri de negatif bölen olacak. Demek ki sorunun cevabı 26. Bu sayının 26 tane tek böleni var. 13'ü pozitif, 13'ü negatif olacak şekilde. Peki. Yine örneğimize devam edelim. Bir de son maddem var. Pozitif çift bölen sayısı bulma. O biraz daha dikkat istiyor. Ona gelene kadar bir şöyle örnek yapalım. Sorum şu. 16 çarpı 15 üzeri x sayısının asal olmayan pozitif bölen sayısı. Bir bakalım. Asal olmayan, işte kelime oyunlarına dikkat et. Asal olmayan pozitif bölen sayısı 77 ise x kaçtır? Soru bu. Kelime asal olmayan istiyor bak bu sefer. Pozitif bölen istiyor. Tamam, hani üstleri bir arttırıp bir şekilde sayılacağız da bir de asal olmayan girdi devreye. Tövbe bismillah. Bakalım ne olacak. Şurası bir gözümüzü yanıltmasın. Şurayı temizleyelim. Tamam. Ne yapacağım? Önce bir sayıyı böyle bir asal çarpana ayırmam lazım. Hani kalıba uygun hale getirmem lazım. Hemen yapalım. 16 nedir? 2'nin dördüncü kuvveti. Tamam. 15'in çarpanları kimler? Asal çarpanları 3 ve 5. Ama kuvveti x ya. Bu kuvvet tabii ki çarpanlarında da olmalı değil mi? Yani 3 üzeri x, 5 üzeri x. Sayının asal çarpanına ayrılmış hali bu. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x. Tamam. Diyor ki pozitif bölen sayısı. Her şey PBS ile başlar dedim. Yani üstleri bir arttırıp çarpma kuralı. Önce onu bir gerçekleştirelim. Ben kuvvet olan 4'ü bir arttırdım 5. X'i bir arttırdım x artı 1. Çarpı bu x'i de bir arttırdım x artı 1. Bu kim oldu? Pozitif bölen sayısı oldu. Ama soruya bakıyorum şöyle. Gıcıklık var. Asal olmayan.
24'lü sindik tabi. O zaman burada gösterildi. Kaç tane böleni asal bunun? 2, 3, 5. 3 tane böleni asal. Daha sonra negatiflerin asallığı yok ya. Onları düşünmene gerek yok. O zaman bu bütün pozitif bölenlerinin sayısı. Bu kadar pozitif bölende 3 tanesi asal olduğuna göre buradan 3 çıkarırsam asal olmayan pozitif bölen olur. İşte kelimelere dikkat etmemiz gerekiyor dediğim nokta bu. Yani şöyle sakince okuyup ne demek istediğine odaklandığında yapman gereken işlemi doğru tercih etmelisin, doğru bulmalısın ki soruyu doğru yapasın. O yüzden kelimelere dikkat ederek burada soruları halletmeye çalışalım. Ne yaptım ben? Bütün pozitif bölenlerinden, pozitif bölen sayısı çünkü bu. Burası da 3 tane asal böleni olduğu için asal bölen sayısı. Tüm pozitif bölenlerinden asal olmayanları çıkarırsa, asal olmayanları çıkarsa ne kalır bana? İşte buradaki kalır bak, asal olmayan pozitif bölen sayısı kalır. O da kaçmış? 77'ymiş. Gerisi artık denklem çözümü değil mi? Eksi 3 öbür tarafa artı geçti. 5 tane bak, burada da x artı 1'in karesi var. Eşittir 80. 80'i 5'e böldüm, 16. X artı 1'in karesi 16. Biliyorum ki 4'ün karesi 16'dır. O zaman x artı 1 4'tür. Hop soru bitti. X 3'tür. Geçmiş olsun. Oradaki söylenen kelimeyi doğru okuyup doğru anlayıp ne demek istediğini farkında olursan yapmamız gereken işlemi buradan seçeceğiz. 5 tane maddem var. Şimdi 5'in maddeye geleceğim. Dikkatli seçeceğiz arkadaşlar. Peki bu çift mevzusunu da bir halledelim. 5. ve son madde. Pozitif çift bölen sayısı. Ha bak yine pozitif diyor. Ne yapacak? Üstte bir artıp çarpmak var yine değil mi? Tamam. Pozitif çift bölen sayısı. Okey. Tekte ne yaptım ben? Çifti iptal ettim. Sadece teklerin üstteni bir artıp çarptım. O zaman bu mantıkla düşünürsem ben şimdi o zaman tekleri iptal edeyim. Çiftlerin üstleri. Hayır olmaz. Niye? Çift olan bir tek 2 var. 2 çarpan değil mi? Aslında çift olan bir tek 2 var. O bizi inanılmaz yanlışa götürür. O yüzden ne yapıyoruz? Mecburen şunu yapmak zorundayız. Gençler dikkat. Pozitif bölenlerini buldun ya hani üstlerini birer arttırıp çarparak. Pozitif bölen sayısını buldun. 4. maddede öğrendin. Pozitif tek bölen sayısını da biliyorsun. Pozitif tek bölen sayısı. Okey. Ya o pozitif bölenlerinden tek olanlar çıkarsam sana çiftler kalmaz mı? Evet, sana çiftler kalır. Demek ki pozitif çift bölen sayısını tekleri iptal ederek yapamazmışız. Bütününden tek olanları çıkartarak bulmam gerekiyormuş. O yüzden demiştim az önce 5. madde biraz çetrefilli diye. Dikkat edersen yaparsın ama sıkıntı yok. Peki. Şimdi örneklerle bu 5 madde nasıl uygulanıyor, nelere dikkat edelim? Şimdi örneklerle şunu bir iyice pekiştirelim. Bakalım ne demek istedik, nasıl uygulayacağız? Şöyle bir soru çözelim. Tüm bölenlerin sayısı. Soru şu. Giderek tabii ki artacak level'ı değil mi? Soru zoru boru olacak bakalım en son. Soru diyor ki... Tüm bölenleri sayısı 6 olan en büyük 2 basamaklı doğal sayı. En büyük 2 basamaklı doğal sayı kaçtır da diyebilirim. O doğal sayının rakamları toplamında sorabilirim. Çeşitlendirebilirim soruyu biliyorsun. Ama biz sayıyı bulalım. Ne sorarsa ona göre cevaplarız. Peki. Şimdi tüm bölenleri diyor. Dikkat ediyor musun? Tüm bölenleri diyor. Pozitif negatif diyor mu? Demiyor. Demek ki bu tüm bölenlerinden yarısı pozitif, yarısı negatif. Niye bunu düşünüyorum? Çünkü her şey pozitif bölenle başlar. Ben bir sayının pozitif bölen sayısını biliyorsam, pozitif bölen sayısına sahipsem işlemi yapmam daha kolay olacak. O zaman hemen şu mantığı yürütebilirsin. Bütün bölenleri altaymış hocam. Bunların 3'ü pozitif olur, 3'ü de negatif olur. Tebrik, tebrik. O zaman bu sayı, öyle bir sayıyı tasarlayacağız ki pozitif bölen sayısı, pozitif bölen sayısı 3 olmalı. Bak,
sonuç çıkarta çıkarta gidiyoruz. Neden sonuç ilişkisi matematik değil mi? Pozitif bölen sayısı 3 olmalı. Pozitif bölen sayısı nasıl buluyorum? 3'leri 1 arttırıp çarparak buluyorum. İyi de 3 kimle kimin çarpımı? 1 ile 3'ün çarpımı. Demek ki bak sonuç olarak ne çıkıyor? Bak dikkat et. Yani şurada bir asal çarpan var. Bundan işte bir tane var. Başka bir asal çarpan var. Bundan kaç tane var bilmiyorum. Üstlerini bir arttırıp çarpsam bu zaten 2 olur. Sonuç 3 olmaz yani. Ha, şu demek oluyor. Demek ki bu A üzeri 2. Bir tane asal çarpanı varmış. Ondan da 2 tane varmış. Ne demiştik bak az önce örneğin birinde? Hocam üstleri bir arttırıp çarpacağım ama çarpacak bir şey yok. O zaman bir arttır bırak. Yani illa çarpmaz da değilsin. Varsa çarparsın. Bu da onun gibi. Demek ki bir tane asal çarpan var. Ve onun kuvveti de 2. Ne yapıyorum? Üstünü 1 arttırıyorum. 3 çarpacak bir şey olmadığı için 3 olarak kalıyor. Demek ki a kare tarzı. A kare ne demek? A kare bir sayının karesi demek. Ha, demek ki soruyu şimdi bütünleştir bak aklında. Diyor ki en büyük 2 basamak sayı. Bir şeyin karesi olan en büyük 2 basamak sayı. Kim o? Kim? 81. 9'un karesi değil mi? 81. Bir şeyin karesi olan en büyük 2 basamaklı sayı. 81. 9'un karesi, 10'un karesi 103 basamak oluyor. Zaten onu biliyoruz. Demek ki benim sorumun cevabı 81'miş. Dediğim gibi sayıyı sorar. Rakamlar toplamını sorar. Soru çeşitlenebilir. Ona göre cevap verebilirsin. Bir tane soruyla daha şu teklik çiftliği de bir halledelim. Evet, sorum şu. 5 çarpı 12 üzeri A. 5 çarpı 12 üzeri A. Bu boru demeyeyim, buna zoru diyelim ya. O kadar da insafsız olmayalım değil mi? 5 çarpı 12 üzeri A sayısının asal olmayan bölenleri sayısı 57. Asal olmayan bölenleri sayısı. Asal olmayan böl sayısı 57. Ne dikkatini çekti hemen? Tebrik ediyorum seni. Bak pozitif negatif demiyor. Bütün bölenlerinden düşünecek bir şey. Ama her şey neyle başlar? Sayımı asal çapanı ayırmakla başlar. 5 zaten asal. Bir tane varmış. Oh mis. 12 neydi? 2'den 2 tane vardı. Tabii kuvvetin A olduğu için kuvvet korunacak biliyorsun. 3'ten de bir tane vardı. Ha, bak hocam ben bunu asal çapanına ayırdım. Ne duruyorsun o zaman? Birer arttırıp çarp. Üstleri birer arttırıp çarp. 2A artı 1. 3 düzeltiyorum. A artı 1. İşte üstleri birer arttırıp çarptım. Bu bana pozitif bölen sayısını verdi. Ama sonra da pozitif demiyor ki. Pozitif negatif demiyor. O zaman ben alayını hepsini düşünmek zorundayım. Demek ki 2 ile çarpayım. Niye? Çünkü pozitif olanların aynılarının eksileri de vardı. Tüm bölenlerin sayısı neydi? 2 ile çarpmış haliydi pozitif bölenin. Ha, bak işte bu tüm bölenleri sayısı. Tüm bölenlerinin sayısı. Ama hala sorudaki dikkat etmem gereken yer bitmedi. Bir de diyor ki bak üstün asal olmayan diyor. Kaç tanesi asal? Yine 1, 2, 3 tanesi asal. Bu 3 tane asalı ben çıkartırsam 57 buluyormuşum. Hadi geçmiş olsun. Gerisi işlem. Hemen yapıyorum. Şurası 2, 2 çarpı 2, 4. 4 tane A artı 1 çarpı 2A artı 1. Eksi 3 de öbür tarafa artı geçtiğinde 60 oldu. Sadeleştirdiğim şurası 15 oldu. A artı 1, 2A artı 1. 15. Artık burada A'ya bir değer vermeye çalışalım. Bir 1 verdim olmaz çünkü 15 tek ya. Demek ki A'yı 2 versen burası 3 olur. Bura 5 olur. 3 çarpı 5, 15 olur. Demek ki sorumu geberttim. Konumu bitirdin arkadaşlar. Asal çarpanların ayırma bilgileri bunlar, uygulamaları bunlar. Videoları en baştan güzelce tekrar ediyorsunuz. Önemli bir konu, iyice sindirmeniz gerekiyor. Size başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.